Bazen öyle bir eser okursunuz ki sizi alır götürür ve sadece o nadir anlarda bu kitabı hayatım boyunca tekrar tekrar okuyabilirim diye düşünürsünüz. Öyledir ki bu değerli zamanınızı sadece bir esere adamak fikir olarak tuhaf gelse bile o an için hiçbir sorun teşkil etmez. Çünkü belki de o evrenlerde yeniden yaşamak veya o karakterlerin perspektifinden macerayı tekrar deneyimlemek size çok iyi geliyordur. Bu liste tam olarak böyle kitaplarla dolu. İşte hayatım boyunca tekrar tekrar okuyacağım 5 kitap. Bu arada abone olup beğeniye basarak bana destek olabilirsiniz. Birinci sıradaki eser favori yazarlarımdan biri olan Paulo Coelho'nun Simyacı kitabıdır. Sanıyorum artık bu devirde bu kitabı okumayan kalmamıştır ama ben kısaca anlatayım. Santiago adındaki karakterimiz rüyasında gördüğü hazineyi aramak için çıktığı bu macerada önemli kararlar almak zorunda kalır. Bunun üstüne yolda ayrılık, parasızlık, belirsizliği olan korkusu derken ona engel olan insanlarla başa çıkmaya çalışır. Bu hikayeyi ilk okuduğumda hayatımın nasıl gideceğine dair bir seçim yapmak üzereydim ve benim için oldukça zorlu bir karardı. Kim olduğunu bulmanın aslında hikayenin ana fikirlerinden biri olduğunu görünce ben de tıpkı Santiago gibi asıl hazinemi bulmuş oldum. Şiddetle tavsiye ederim. Zira Coelho'nun akıcılığı sizi hiç sıkmayacaktır. İkinci sırada bir başyapıt olan Frankenstein kitabı bulunuyor. Okumak için sürekli ertelediğim bu kitaba nihayet başladığımda keşke daha önce okumuş olsaydım dedim. Mary Shelley'nin yazar olarak başarısını ve bir modern Prometheus hikayesi oluşunu kenara bırakıyorum. Temelde bir insanın elinde yaratacak güç olunca nasıl durumun içinden çıkılamaz bir hal aldığını ve doğanın sınırlarını zorlamamanız gerektiğini anlatıyor. Yaratığın bu süreçte yaşadığı hayatını sorgulaması, yaşamayı öğrenme süreci ve hayatta yalnız kalmak istememesi gibi konular sizi içine çekerken yaratığın karakter gelişimine tanık ediyorsunuz. Tek kelimeyle mükemmel. Üçüncü sırada en sevdiğim çizgi romanlardan biri olan Brian Lee O'Malley'nin Seconds kitabı bulunuyor. Hikayemizin ana karakteri Katie Clay, hayalini gerçekleştirmek için kendi restoranını açmayı düşlüyor. Bu sırada erkek arkadaşını geri kazanmak isteyen Katie, büyülü bir mantar aracılığıyla kötü anılarını değiştirebileceğini keşfediyor ve daha sonra olaylar karmaşıklaşmaya başlıyor. Çizimler açısından başlangıçta ön yargınız olabilir, ancak okudukça çizgi romanın kendine has çizimlerine alışacaksınız. Panel kullanım açısından inanılmaz başarılı bir örnek. Eser uzun değil, aşağı yukarı tek oturuşta bitirebilirsiniz. Çizgi romanlar ilginizi çekiyorsa mutlaka okumanızı tavsiye ederim. Dördüncü sırada Cormac McCarthy'nin yazdığı The Road veya Türkçe adıyla Yol var. Herhalde Enis Kiraz olduğu için Witcher 3 neyse, Yol da benim için öyledir. Şu dünyada durmadan övdüğüm tek iş falan herhalde. Minimalist tarzı, baba oğlu ilişkisini ele alış şekli ve fırtınalarla her yerin çöplüğe döndüğü bu yerde hayatta kalmaya çalışırken iki ana karakterimizin yaşadığı olaylar ince ince işlenmiş. Postapokaliptik romanlar arasında önemli bir yere sahip olmasına rağmen Türkiye'de pek bilinmeyen bir eserdir. Aynı zamanda Viggo Mortensen'in başrolünde olduğu bir filme de uyarlanmış. Kitap epey sadık. Dilerseniz ona da göz atabilirsiniz. Beşinci sırada hala ne zaman okusam tüylerimi diken diken eden bir tiyatro oyunu var. Tabii ki Shakespeare'in Macbeth oyunundan bahsediyorum. Yazarımızın şüphesiz en sevdiğim eseri. Hikayeyi uzun uzun anlatmaya gerek yok. Zaten herkes aşinadır diye tahmin ediyorum. Macbeth'in psikolojisi, paranoyası, suçluluk duygusu bir kenara, Lady Macbeth'in manipülasyonları özenle hikayeye işlenmiş. Gücün bir insanı ne kadar yozlaştırabileceğini sayfayı her çevirdiğinizde daha da iyi anlıyorsunuz. Bu arada eğer yapabiliyorsanız İngilizce okuyun. Çeviri Shakespeare'in yazarken kullandığı dili tam anlamıyla yansıtamayabiliyor. Aklınızda bulunsun. Listemizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Sizin de bir listeniz varsa aşağıda yorumlarda belirtebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sizlere kitaplarla dolu bir gün dilerim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.